Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ve ba'd. Kıymetli dostlar, Ailemin Sohbet Günlüğü adlı eserimizin 24. sohbetiyle birlikteyiz. Eşler arası özel hayat konusunu bir ayet i kerime, hadis-i şerifimiz, kısa bir sohbetimiz ve bir fetva eşliğinde hep birlikte anlamaya çalışacağız inşallah. Bugün Yüce Rabbimizin kelamından nasibimize düşen ayet-i kerime Bakara suresinin 187. ayet-i kerimesi. Estaizu billah. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ <Sessizlik> لَهُنَّ Sadakallahu'l-Azim ila ahiril aye. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden bugün nasibimize düşen hadis-i şerifimiz ise şu şekilde kardeşlerim. An Abdurrahman ibn Saad قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله ve عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفطي إلى امرأته وتفطي إليه ثم ينشر سرها Sadaka Resulullah fi ma kal ev Abdurrahman bin Sa'd radıyallahu an Ebu Said el-Hudri radıyallahu an'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi kıyamet gününde Allah katında vebali en büyük olan emanetlerdendir. Bu hadis-i şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin nikah bölümünün 124. hadisi şerifi kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz ise şu şekilde. İnsanı mükemmel surette yaratan Rabbimiz ona dünya ve ahiret hayatını güzelleştirebilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkan ve vasıtalar da var etmiştir. Nikahla başlayan aile hayatında eşler arası özel birliktelikler de bir kısım ihtiyaçların helal dairesinde karşılanabileceği anlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem eşler arası özel hayatın bir adabı olduğunu dile getirmiş, eşlerin bakımlı ve temiz olmalarını, güzel koku ve güzel kıyafetle birbirlerini karşılamalarını istemiştir. Bununla beraber Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, eşler arasındaki şakalaşmanın ve iltifatın karşılıklı sevgi ve yakınlığı artırdığına işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Eşine yakınlık göstermeyi, onunla güzel vakit geçirmeyi Boşa harcanmış bir zaman olarak değerlendirmemiş, aksine kişinin atını eğitmesi, hanımıyla hoşça vakit geçirmesi ve yayı ile ok atması boş işlerden değildir buyurmuştur. Aile terapistleri eşlerin sevgi ve saygı içerisinde mahremiyet sınırlarını koruyarak birbirlerinin gönüllerini hoş etmelerinin evlilikte huzurun devamında ve aile bağlarının güçlenmesinde etkin bir rol üstlendiğini söylemektedirler karşılıklı anlayışa dayalı bu ilişkiler dinin yasakları göz önünde bulundurularak kadına hayız halinde ve ters yoldan yaklaşılmaması gibi yaşandığında aile içerisindeki pek çok sorunun çözümüne de katkı sağlamaktadır. Eşler arası özel hayatın gizliliği ile sadece sınırlar ve sırlar korunmayıp aynı zamanda eşlere ait ortak yaşam ve kabullerin olması onları birbirlerine daha çok yakınlaştırıp ilişkilerini güçlendirmektedir. Bununla birlikte özelin paylaşılması, kusurların ortaya dökülmesi, ailede güvenin ve sevginin kaybına yol açacak, süreç içerisinde çözülmesi güç sorunlara sebep olabilecektir. Cenab-ı Allah'ın kadın ve erkeği birbirleri için bir elbise olarak tanımlaması, özel hayatın gizliliğine işaret etmektedir. Birbirini koruyup kollamak, sarıp sarmalamak, bir bütün olmak anlamlarını da içeren örtü, en özel anlamında mahremiyet ihlaline geçit vermemektir. Özel hayatın gizliliğini korumamak, bireyin toplumda küçük düşmesi, psikolojik ve sosyal hayatına zarar vermesinin yanı sıra ailenin korunmasını da olumsuz etkileyecektir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin eşiyle beraber olmayı arzulayan kişiye kendisini ve bu beraberlikten doğacak çocuğu şeytandan uzak kılması için Allahu Teala'ya dua etmesini tavsiye buyurması, eşinin özel sırlarını başkalarına anlatan kişiyi de kıyamet gününde Allah katında en kötü olacak kişi olarak vasıflandırması son derece dikkat çekicidir. Kadın veya erkeğin en özel hallerini üçüncü şahıslarla paylaşması çok çirkin bir davranış olduğu kadar kendilerine emanet edilen sır vakitlerine de ihanettir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın kendilerine helal kıldığı sınırları ihlal, aile sırlarını ifşa edenin bu dünyada zararda olduğu gibi ahirette de kaybeden olacağını ifade etmektedir. Ailede sadakat, samimiyet ve huzur, iyilikte de kötülükte de karşılandığında aynı güveni vererek ve istikameti hakkaniyetle koruyarak mümkün olacaktır. Bugünkü fetvamız zifaf olmadan boşamanın hükmü nedir sorusunun cevabından oluşacak inşallah. Nikah kıyıldıktan sonra henüz zifafa girilmeden yapılan boşama geçerlidir. Bu durumda bir bayin talak meydana gelir. Boşayan erkek boşadığı eşine tekrar dönmek isterse, ancak yeni bir nikahla dönebilir. Bu şekilde boşanan çiftler nikahlı iken yanlarına kimsenin izinsiz giremeyeceği bir yerde baş başa kalmışlarsa, halveti sahiha meydana gelmişse erkeğin kadına tam mehir, verme, mehir vermesi lazımdır. Kadının da bir evlilik için iddet beklemesi gerekir. Ancak halveti sahiha olmadan önce boşama söz konusu olduğunda, mehir belirlenmemişse kocanın mehir konusunda sorumluluğu yoksa da bütçesine ve toplumun örfüne uygun bir şekilde kadına mut'a denilen bir hediye vermelidir. Ancak daha önce bir mehir miktarı belirlenmişse koca bunun yarısını ödemekle yükümlüdür. Cenab-ı Hak bu dile getirmiş olduğumuz hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.